Merhaba arkadaşlar, bu bölümde Blender'da şişedeki suyun içinde ufak bir adada ev gibi bir şey yapmaya çalışacağız. Öncelikle şeyi modelleyerek başlayalım isterseniz. Shift A'ya basacağım. Mesh sekmesinden bir tane UV sphere ekliyorum, bir küre ekliyorum. S ile bunun boyutunu biraz büyüteceğim. Tabii şişe dediysem biraz daha böyle iksir şişesi gibi bir şey olacak. Taba basarak Edit moda geçiyorum. Veya normal sayı olarak 3'e basarak da yüzey seçim moduna gideceğim. C'ye basıp Circle Select, küresel bir seçim yapıyoruz bu şekilde. Enter'la o seçimden çıkıyorum. Şimdi X ile buradaki yüzeyleri sileceğim. Burada şişenin ağzını yapmak istiyorum. Aslında hani bir önceki halkadan da belki kesebilirdik ama burada biraz daha farklı bir boğum veriyor olacağım. Alt'la beraber şuradaki kenarlardan birini seçecek olursam, tabii kenar seçim modunda olmam lazım. 2'ye basacağım. Bu şekilde kenardan bir halka seçmem olası. Numpad 7'ye basarsam burayı tepeden göreceğim aslında. Burayı biraz daraltacağım S ile beraber. E ile Extrude edeceğim. ESC, sonra S ile biraz daha daraltıyor olacağım. Numpad 1'e basacak olursak kenardan görmem olası burayı. GZ dersem Z ekseninde burayı biraz yükseltebilirim. Biraz daha böyle hani şekil vermeye çalışıyorum aslında. Extrude diyorum, S ile küçültüyorum, GZ deyip Z ekseninde bunu sadece oynatıyorum. Belki yandan görmek burada işimize yarayabilir. Mesela burada biraz daha yine Extrude edeceğim ama Extrude'u Z eksenine kitleyebilirim klavyeden Z'ye basarak. E ve Z ikililerini kullanarak böyle kah daraltıp kah genişleterek gidiyoruz. Maksat birazcık şişeye benzesin. Yani çok böyle kullanışlı bir şişe olması gerekmiyor bizim için. İlk yaparken işte burada cımbızlı adam içine evi koymuş, sonra su doldurmuş. Öyle bir yapı belki de. Şimdi bunun içini yapmak üzere Solidify kullanacağız. Ben yine biraz daha böyle hani şu şişe ağız kısmı için bir farklı bir detay olsun diye biraz daha genişlet, daralt yapıyorum. Ardından burada eğer sağ tarafta modifier ekranına gelip add modifier solidify dersek buna bir hacim katıyor olacağız. Taba basıp obje moda gidersem sağ tıklayıp shade smooth diyerek burada smooth shading de kullanabilirim. Tabi burada bu objenin kalınlığı, mesela şuradaki thickness bizim ayarladığımız bir parametre. 0.03 fena değil gibi durdu aslında, böyle bir şey olsun isterseniz. Bunun içi boş, yani bunun içine bakacak olursak şuradan bir yerden içini görebiliyoruz. Yani çok da önemli mi? Belki çok önemli değil çünkü şişemizi şeffaf yapıyor olacağız, ama sağ taraftan Viewport Shading moduna geleceğim biraz daha materyalleri ayarlayabilmek adına. Şimdi bunun şeffaf olmasını istediğim için öncelikle sağ tarafta bu arada Eevee şeyini kullanıyoruz, renderini kullanıyoruz. Screen Space Reflections ve Refractions'ı açacağım. Kırılmalar, böyle hani cam gibi materyaller yapabilmek adına. Yukarıdan isterseniz shading'e geçelim şimdilik. Bizim şişe seçiliyken materyal ekranına gidip yeni bir materyal ekliyorum. Texture falan çok fazla bir şey kullanmayacağız ama burada açacak olduğum şey Transmission. Yani bunun geçirgenliğini açmak istiyorum. Ama başlangıçta fark ettiyseniz, bunu kenara taşırsam bir küp vardı. O küpü bu cismin içinde henüz göremiyorum. Bunu görebilmek için materyal ayarlarında en aşağıya doğru, bizim bu hangi objelerin içini görmek istiyorsak onlar için settings'ten Screen Space Refraction'ı açacağım ki ekrandaki bu kırılmaları görebilelim. Buradaki kırıcılık indeksini de değiştirerek daha farklı etkiler oluşturmak mümkün. Burada mesela roughness'ı biraz daha düşürecek olursak daha az pürüzlü, daha net bir şekilde içerideki küpü görüyor olacağız. Hani bizim sıvıyı dolduracağımız şişe bu olduğu için bunu öncelikle halletmiş olduk. Şimdi bunun içerisine bir de sıvı yapmak istiyorum. Şimdilik isterseniz ne yapalım? Layout'a geri dönüş yapalım. Shift A ile yeni bir UV sphere ekleyeceğim. Bunu biraz büyütüyorum ama hani şişenin içinde olacak, çok da böyle devasa olmayacak bir kıvama getirdim. Şişeyi de en başta hareket ettirmediğim için aslında şey smooth diyelim, benim işime yaramış olacak bu. Buradaki
küreyi şey olarak kullanmayı düşünüyorum. Yani bir su, ufak bir göl oluşturacağız burada. O gölü göstereceğimiz alanı bu küreyle kesip belirleyeceğiz. Şimdi dıştaki cismi H'ye bastım. Yani dıştaki şişe seçilirken H'ye bastım onu gizlemek adına. İstediğimiz zaman Alt-H yaparak bütün objeleri tekrar görünür hale getirebiliriz veya sağ tarafta işte hangileri gizlendiyse yanlışlıkla şunu da gizledik mesela bunu göster onu gösterme gibi buradan seçmemiz olası. Şu küpü seçeceğim şimdi hani bu içteki küpümüz tıklarsak aslında şurada onu da görebiliyoruz veya Z'ye basarım belki wireframe modda onu daha rahat görebilirim. Bu küpe modifier ekranından Ocean modifier ekleyeceğim. Okyanus modifier. Okyanus biraz büyük tabi haliyle. Burada size'ı biraz şimdilik küçültüyor olacağım. Aslında düşüneyim bir dakika. Hani size küçülünce dalga boyutunu da ona göre ayarlayacağız. Neyse ayarlarız sorun değil. Şimdi bu kürenin içinde tabi okyanus modifier tamamen bir kare üzerine yaptığı için yaptığı işi kürenin içerisinde kalan kısmı önemseyeceğim ben şu an. Ama hani tam kürenin içine sığdırmaya çalışmıyorum. Hani kürenin içinde tamamında su olacak bir halde bırakmaya çalışacağım. Time'ı ilerletip hareket ettirirsem dalgalar işte zamana göre ufak bir simülasyona göre hareket ediyor olacaklar. Buradaki depth falan simülasyonla ilgili biraz okyanusun derinliği ne kadar işte buradaki bazı dalgalar, rüzgarlar nasıl oluyor, boyutu dalgaların ne kadar gibi bazı parametreler var. Şurada resolution'da çözünürlüğü belirliyor. Hani belki bir miktar çözünürlüğü açabiliriz daha böyle net dalgalar oluşsun diye. Az çok fena değil bir kıvama getirdikten sonra şu smallest ne ilerliyor? En küçük dalgaları. Neyse bunların parametreleri var bir dolu. Bunu hani fena olmayan bir kıvama getirdikten sonra şöyle yapacağım. Apply diyeceğim okyanus modifier'ına ve bu cismin artık noktalarını elle de hareket ettirebilir bir hale getirmiş olacağım. Sonra okyanusuma ben add modifier diyerek bir boolean modifier eklemek istiyorum. Yani belli bir şekle göre çıkart ekle yapmak için. Sphere 001 benim şuradaki küremdi. Onu doğrudan seçersem onunla kesişimlerini şu an yok ediyor. Ama burada difference değil de ben union'ı mı seçeceğim yoksa intersect'i seçeceğim elbette. Intersect'i seçtiğim zaman sadece kürenin içinde kalan kısımlar görünür halde oluyor. Tabi burada eğer şundan kurtulmak istiyorsam yani bunu hareket ettirdikçe şu an hala boolean operatörü bunun üzerinden uyguladığı için benim dalgalarımın gözüken alanı değişecek. Bunu önce uygulayacağım. Sonra şu dıştaki küreden artık kurtulabilirim. Çünkü hani onu aslında çok da görmek istemiyordum. Bizim şu diğer sphere'ı alırsam, Z'ye basıp burada render bir şekilde görüntülersem, tabii burada viewport shading yani şurada şeyde olduğu için daha güzel gözüküyor. Bir etraf environment shader'ı kullandığı için. Baktığın zaman az çok içinde aslında bir noktada dur şeyi unuttuk. Tabii bu suyun bir hacmi olacak ki sadece yüzeyi olmayacak. Ben az önceki küreyi birazcık kullanmak istiyorum aslında. O yüzden bir miktar geri alayım ben. En azından kürenin hala bulunduğu ana kadar. Z ile wireframe moda geçiyorum. Şu an dalgalar için şeyi uygulamışım boolean'ı. Ama kürem böyle duruyor. Küreyle ilgili şimdi nasıl yapalım düşünelim. Yani belli bir noktadan aşağısını almak isteyeceğim veya bir bakalım bunu acaba ne yapabiliriz? Bu noktayı hiç düşünmemiştim. Sanki yüzeyi yırtınca her şey hallolacak gibi düşünmüştüm. Yani burada da bir boolean kullanıp aslında işi çözebiliriz gibi geliyor. Şöyle yapalım. Şimdi içerideki dalgaları seçtim. Shift D diyorum çoğaltmak için. ESC'ye basacağım olduğu yerde kalsın diye. Şimdi şu ilk kübümüz bizim kullanacağımız üst yüzey. Diğerini seçiyorum ben. Bunu S ile birazcık genişleteceğim. E ile extrude edebilir miyim acaba? Bunu edit moda gitsem her yüzeyini seçsem
Acaba kurtarır mı? Şöyle yukarı doğru yükselttim. Pek hoş gözükmüyor olsa da. Taba basıp tekrar obje moduna geri dönersem eğer, bizim şu küre için gidip de şu obje olarak küp 001'i seçersem ve burada difference seçili olursa işe yaradı gibi gözüküyor. Yani sadece alt kısmını almış oluyoruz. Apply diyeceğim bunu küre için. Şu yukarıdaki parçayı sileceğim. Hatta bunun yüzeyi de aslında şununla tamamen aynı mıdır acaba? Bir dakika, onu bir kontrol etmem gerekecek. Şuraya geliyorum. Şimdi sphere'm yokken böyle. Sphere'i açıp da küpten kurtulursam böyle. Birazcık farklı tabii. Yani şu yüzeyi kullanmam. Gerçi bayağı da aynı aslında. Bayağı da aynı aslında. Yani hani şu üstteki ince yüzeyi kullanmamın çok da anlamı belki hani şu kenarlar açısından falan mı? Orası biraz daha elverişli olacak. Yani şu alttaki yüzeyi de sanki kullanmamda çok sıkıntı olmaz gibi. Shade Smooth diyelim mesela onun için. Bir de şöyle bir Ctrl 2 desem şeyleri biraz daha yumuşak göstersek çok da kötü değil aslında. Yani amacını yerine getirebilecek kadar iyi gibi herhalde. Şu sphere'i açsak bir tekrar burada render görünümüne gelsek Viewport Shading'de bence kötü değil, hani kullanılabilir gibi. Bazı ufak böyle çok hoş gözükmeyen çıkıntıları olsa da şunu gizleyeceğim. Yani şuralarda birazcık ince ayar belki gerekebilir gibi duruyor ama çok da sorun değil bence. O kadar sorun etmesek iyi gibi. Şimdi su için seçtim cismimizin içeride bulunan parçasını. Shading'e geliyorum. Bu sefer yine materyal ekranından buraya yeni bir materyal ekleyeceğim. Yine transmission'ı olan, geçirgenliği olan bir şey olacak. Ama bu sefer birazcık hani su rengi falan katmak istiyoruz. Mavi seçtim. Yine aslında bunun içinde de mesela bazı kara parçaları batmış olacaksa screen space refraction'ı açmakta fayda olacak. Bu da içini göstersin demek adına. Gerçi bunlar birbirinin içinde olunca biraz sıkıntı mı oldu öyle bir şeyde acaba? Refraction depth onunla ilgili bir ayar mı? Blending modlarla oynasak ne olur? Bunun içinde yer aldığı için biraz garip oldu sanki. Onunla ilgili acaba burada bir ayar var mıydı? Geri aldım onu. Ben iki tane transmission iç içe olunca sanki biraz başka bir ayarı değiştirmek gerekiyor herhalde. Bunun için refraction'ı kullanmasak ne yaparız? Peki transmission'ı açtık diyelim mesela. Hani yine su gibi gözüküyor aslında. Yani burada belki sıkıntı şu olabilir. İçine ben mesela yeni bir ecosphere yerleştireyim. Şöyle bir yere koydum diyelim bunu. Bunun şu suyun altında kalan kısımları gözükmeyecek. Ve o birazcık gerçekçiliği bozabilir gibi duruyor. Burada mesela refraction'ı açtığımız zaman bunun kendisi komple gitti. Acaba o da dıştakinin blend moduyla falan ilgili olabilir mi diye hızlıca bakmaya çalışalım. Alpha blend opak. Alpha blend'deyken pürüzlülüğü gitti. Ama içteki gözüküyor. Bunu da alfa blend yapsak mesela böyle görsek. Peki dıştakinin roughness'ını hiç mi değiştiremeyeceğiz? Yok, roughness'ı yine değiştirebiliyoruz. Transmission roughness da var bir tane ama o onunla ilgili değil çok sanki. Kırıcılıkla ilgili bir şey değişti mi? Şey değişti ama. İçtekini kırma değerimiz mi değişti acaba? Ya etrafı daha çok kırıyoruz. Belki hani olmasını istediğimiz bir şey de olabilir bu. Refraction depth ne kadar derine kırıyor gibi bir şey herhalde. Şu pass indexle ilgili bir şey olabilir mi acaba? Opak dediğimizde mesela böyle davranıyor. Herhalde alfa blend diyelim biz yine bu şekilde kullanmamıza çok sıkıntı yok bence.
Şuradaki suyu belki bir miktar genişletebiliriz. Şimdi onu daha rahat gördüğümüz için diğerine çok takılmadan. Şimdi dıştaki cam yüzey için buradaki roughness içteki görünümün roughness'ını pek etkilemiyor gibi. Bu blend ile mi ilgili oldu acaba? Bu cisme de bir şey ekleyelim. Blend modu burada da alfa blend desek nasıl olur? Yok, o zaman şeffaf gibi davranır. Bunun içteki şeylerin opak olmasını isteyeceğiz yine. Çok emin olamadım burada. Burada yine biz mesela dış için opak desek, şu roughness'ı düşürsek tekrar refraction'a ihtiyacımız var. Su için de opak desek ama refraction'ı burada açmasak mesela. Ya da şu refraction depth ile ilgili bir şey olabilir mi? Yine deneye yanıla bulmalı şeylerden. Yok, bunlarla ilgili değil. Backface kalın kişi değil. Bu belki bir noktada hani bunların derinliği gibi bir yer ayarlayabiliyor olabiliriz. Thickness hani bütün bu camsı nesnelerin kalınlığı global bir değer. Edge fading de güzelmiş aslında. Şu kenarlara doğru bir hani şişelerde olduğu gibi bir solma ekliyor. O da olsun bence. Bence su biraz daha yoğunmuş o zaman. Böyle onun kırılmasını görmüyormuşuz. Onun da muhtemelen hani bir çözümü vardır da şimdi onunla çok uğraşmayalım. Şişe için de bir roughness belirleyelim şöyle kırıcılığına da bakalım. Hani bir şey belirleyelim öyle kalsın bundan sonra içerisiyle uğraşırken. Su için o zaman biraz ayar yapalım. Suyun mavisi hoş bir mavi oldu aslında. Şöyle çok hafif daha bir mavilik eklesek daha değişik olabilir. Onun dışında suya pürüzlülük eklemek istiyor muyuz? Veya ne kadar istiyoruz? Şöyle bir şey fena olmadı sanki. Bir de burada clear coat mesela üst bir ek bir katman gibi ekliyor. Ona da farklı bir roughness ekleyebiliyoruz. Yani suya daha değişik bir kıvam ekliyor aslında bu da. Şimdi belki şöyle yapabiliriz aslında. Şu dıştaki en azından şişeden şimdilik kurtularak biz şu içteki ikosfere odaklanabiliriz. Layout'a geri dönüyor olacağım. Ve bunu hani bir kare parçası gibi yapmak istiyorum. Sağ tıklayacağım. Smooth Shading diyeceğim. Tab'a basıp Edit moda geleceğim. 1'e basıp nokta seçim moduna giriyor olacağım. O'ya da basacağım ki şurada Proportional Editing açılsın. Bir yeri hareket ettirirken ona komşu yerleri de farenin tekerleğiyle ayarlayabileceğim bir biçimde komşularını da hareket ettirebileyim. Şimdi hani oradan buradan birazcık bu cismi çekiştiriyor olacağım. Arada farklı açılardan bakarak. Suyun içine hani çok batıp batmaması fazla önemli değil. Çünkü hani suyun en içinde kalan kısımlarını çok iyi gösteremeyeceğiz. Ama onun dışında böyle biraz daha okarina mı oldu, mide mi oldu artık ne olduysa biraz daha böyle suyun içine batmış bir his vermeye çalışıyorum. Sonra bunu aslında Ctrl 2 ile bir Subdivision Modifier ekleyip Ctrl 2 ile Apply'da dersek taba tekrar bastığımda yüzeylerin içinde bu sefer daha alt yüzeylerimiz de mevcut olmuş olacak. Böyle belki biraz daha farklı oluşumlar yapmak için yer şeklimizin üzerinde bize bir fırsat tanıyacak. Oradan buradan yine çekiştiriyoruz. Belki ufak dağ parçaları vardır üzerinde. Yani tam olarak hangi açıdan bakacağız falan diye çok düşünüp planlama yapmadım. Yer şeklimiz bu tarz bir şey olmuş olsun. Şimdi bunun için de yine shading sekmesine giderek bir şeyler yapalım ama çok texture falan resim texture'ları kullanmayalım diye düşünüyorum. Belki burada input'tan değil texture'dan mask grave texture vardı aslında ama hani bu base color'ları doğrudan bağlarsak böyle parçalar oluşturuyor bizim için. Scale ile falan oynayabiliyoruz ama tabii bunu doğrudan kullanmak pek güzel bir çözüm değil. Bunu bir şeyleri karıştırma amaçlı kullanabiliriz. Shift A ile Color Mix RGB ekliyor olacağım. Bunu
faktöre bağlayacağım. Faktöre bağladığımızda şöyle bir şey oluyor. Mesela işte kırmızı buralar, mavi buralar gibi tanımlayıp gösterebiliyoruz. Veya buralara Shift A diyecek olursam yine texture altından noise de ekleyebiliriz. Yani parazit demiş olacağım. Yani buraya bir şöyle bir parazit falan, şöyle yakından bakarsak hani daha noktalı noktalı olduğunu görüyoruz. Bu noise texture'dan bir kopya daha alayım. Bunun faktörünü buraya bağlayayım. Hani irili ufaklı. Burada da daha farklı bir boyut girmemiz olası mesela. Yani bunlar daha büyük detayları, bunlar daha küçük detayları belirliyor. Sonra bu Musgrave'in boyutuyla, işte detayıyla falan oynayarak bu ikisini daha farklı bir hale çevirmemiz olası. Sonra bunu mesela renklendirmek istiyoruz. Yeni bir Color'dan Mix RGB eklersek araya. Ne yapsak mesela buradan Color desek aslında. Şuradan renk seçsek nasıl olur? Dadadan çok korkunç oldu. Ama dur, onu ayarlayacağız. Şimdi bir şeyler yapacağız oraya. Bunu renklendirmek için kullandığımız için hani koyuluğu, açıklığı çok da fark ettirmiyor. Rengin daha canlı halindeki renkten ekliyor olsun şimdilik. Sonra biz bunu tabii hani roughness'ını da biraz ayarlamamız lazım. Bu böyle parlak bir şey değil de daha roughness'ı yüksek olan bir şey olacak. Buna aslında normal map olarak da şey yapabiliriz. Hani şuradan vektör bump diyerek şuradaki yüksekliklerden bunun height'ını buraya alıp bunun normal map'ini şunun normal map'ine bağlayarak yani bizim noise'imizin bazı görünürse, görünecek galiba, böyle bir şeyler yapıyor. Çıkıntılar oluşturmasını sağlayabiliriz. Neden bu kadar bekledim? Ha, biraz fazla çıkıntı sağladı sanki ama çok da garip değil aslında, fena değil. Şöyle strength'ini biraz azaltabiliriz. Belki şurada hani şey araya ne eklesek araya? Brightness kontrast eklesek mesela, bunun kontrastını düşürsek belki daha ilginç bir şeyler ortaya çıkabilir. Tabi birazcık burada yanıt vermiyor dedi Blender. Dadadadan. Geri döndüğünde de yani biraz daha böyle kontrastı düşürerek yumuşatmış olduk aslında. Ben bir yandan kaydetsem iyi olacak. Masa üstüne bir tane kaydımız bulunsun. Kontrastı biraz düşürmüş olalım. Burada hani kontrastı düşürmek bunların arasındaki geçişi biraz daha azaltmış olmamızı sağlıyor. Roughness için falan da bunları bağlayabiliriz aslında ama şimdilik çok da o taraflara gitmeyelim isterseniz. Yani hani roughness için bağladığımızda biraz daha düzenlememiz gerekecek. Aslında çok da şey olmayacak. Yani roughness pürüzlülük değerini belirliyordu. Mesela şimdi doğrudan bir bağlarsam bazı yerler çok pürüzsüz olacak. Ama hani bir yeşillik, toprak parçası üzerinde o kadar da pürüzsüz yerler olmasını istemiyor olabiliriz. Onlar için mesela böyle de sanki yeşim taşı, garip bir taş gibi oldu. Şimdi buraya mesela araya invert deyip her şeyi tam tersine de çevirebiliriz. Veya hani yine böyle bir brightness kontrast olur. Aslında gamma ile de bir şeyler yapabiliyoruz sanırım. Ama dur, gamma o kadar ayar yapabileceğimiz şekilde değil herhalde. Color'dan yine mesela brightness kontrast ekleyelim o zaman. Burada mesela brightness'ı düşürebiliriz. Roughness, gerçi pardon, şöyle düşünelim. Roughness yüksek olduğu zaman pürüzlülük fazla oluyor. Bizim bu değerlerimiz biraz fazla küçükmüş ki her yer pürüzsüz gibi gözüküyordu. Bizim aslında burada brightness'ı arttırmamız daha iyi olacak. Mesela nokta 6 gibi bir şey yazsak muhtemelen böyle biraz daha pürüzlü, ama kontrastı da biraz arttırırsak hani kontrast kendi içindeki dağılımını biraz etkileyecek. Genelde pürüzlü ama bazı noktalarda ufak
varyanslar olan bir şekil haline geliyor olacak. Şimdi en baştaki masgrave ve bağladığımız noise'lerin boyutuyla oynayarak da mesela burada hani bir büyük parçalar var böyle. Noise'imizin bir de küçük parçaları var. Onları da daha dengeli bir hale getirmek isteyebiliriz. Şimdi buranın üzerine bir de evvari bir şekil oturtalım isterseniz. Shift A ile yeni bir küp ekliyor olacağım. Bu küpü biraz küçültelim. Tabii çok detaylı bir ev beklemeyin. Birazcık böyle eciş bücüş garip bir şey yapmaya çalışıyor olacağız. Hafif hatta döndürelim mi? Ya da modelledikten sonra döndürürüz daha iyi olur. Yani belki tam ev değil de kule gibi demek daha doğru olur. Yüzey seçim moduna da geliyorum. Burada aslında wireframe'e geçsek modellerken en azından daha iyi olabilir. Şöyle extrude diyelim, birazcık kule olacak. Bu proportional editing açık kalmış. Aslında açık olması da fena değil böyle. Biraz farklı açılar verip hani böyle büyücü kulesi gibi hafif yamuk yamuk öyle bir şey yapmaya çalışıyorum. O yüzden de çok düz olmasını istemiyorum. Hani orada burada biraz çevirip daraltıp küçültüp büyütüp ilerlettik. Biraz ağaca da benzedi aslında. Şu solidde de bakacak olursak garip bir hali var. Bu ağaç halini biraz belki kırmak adına şuradan bir extrude yapıp etki alanını biraz daraltalım. Şuradan belki GZ deyip şöyle biraz aşağı indirsek, çevirsek. Aslında mesela düzgün bir şeyi proportional editing açıkken modellemeye çalışmak da ilginç bir şey olabilir. Hani yani düz yapmaya çalışıyorsunuz ama proportional editing açık kalacak. Öyle bir şartınız var. Tamamen düz yapmanızı engelleyen bir şey olacak ama böyle ilginç bir yapı ekliyor olacak belki. Böyle biraz da kaktüs andırdı aslında. Oralara birer çatı gibi bir şey oturturuz belki. Bir de tabii aslında hani çok da şey gitmek zorunda değil. Hani daralacak, genişleyecek dedik ya. Büyücü kulesi olduğu için bazen abuk subuk biçimlerde de daralıp genişleyebilir. Fizik kurallarına, mimariye falan çok uyacak diye bir şartı yok. Kah daralıp kah genişleterek böyle garip bir şey yaptık. Aslında bunları çoğaltmak da olası. Hani buradan, oradan, buradan bir sürü parça çıkartabiliriz. O da güzel bir hale gelebilir. Ama çok da vakit kaybetmek de istemiyorum. Şişenin içindeki büyücü kulesi için. Böyle birkaç tane girinti çıkıntı yaptık. Bir de şu alttan olsa belki daha iyi olabilir. Dengelemek adına. Extrude diyelim. Evet, böyle çok garip parçalar olan bir kulemiz olmuş oldu. Üzerine pencere falan o kadar detaya girmiyor olacağız ama ufak çatılar ekleyebiliriz. Çatı için nasıl bir şey yapalım? Aslında çatı için şöyle birazcık kolaya kaçsak mesela şurada yüzeyi seçsem ben, Extrude desem, ESC desem, bu sefer O'ya basacağım Proportional Editing'i kapatmak adına. S ile bunu büyütsem, tekrar Extrude desem, yukarı kadar taşısam, S0 desem bunlar tek bir nokta halini alsa ve hani çatım bu desem ben, nasıl olur acaba? Sonra bunu biraz uzatsam, sonra da Ctrl B burada işe yarar mı? Ctrl B ile bevel ama bu dur şöyle yapmam gerekecek herhalde. Önce Ctrl R diyerek bir loop kat atsam buraya. Şuradan biraz genişletsem bunu. Sonra Ctrl B desem farenin tekerleğiyle buraya bazı katlar eklesem böyle biraz daha büyücü kubbesini andıracak herhalde. Shade Flat de değil de Shade Smooth diyelim mi acaba diye düşünüyorum. Burada bunun üzerine çok iyi uymayabilir gibi geldi. Yine flat shading kullanalım burada. Ama aslında çatılar için daha böyle smooth shading daha iyi gidebilirdi elbette. Aynı şeyi yüzey seçerek buralarda da yapacağım. Extrude ESC S ile boyutlandır, E ile yukarı git,
S0'da bütün hepsi tek bir nokta haline alsın. Ctrl R ile bir loop cut ekle. S ile bunu boyutlandır. Ctrl B ile de bevel ekleyeceğim. Bu beveli farenin tekerleğiyle yine kademelendirebiliyoruz. Biraz mantar gibi oldular. Şuradan da bir tane seçtim. Extrude ESC S. Tekrar Extrude, bu daha sivri bir kuleymiş. S0 nokta haline alsın. Ctrl R ile loop cut ekle. Sonra da Ctrl B ile bu loop cut'ın üzerine kademe kademe onu yumuşatan bir bevel eklemiş oluyoruz. Burada da yine aynı şeyi yapacağım. Aslında burada tek bir parça hepsini onlara oturtabilirdik. SX falan diyerek böyle X ekseninde genişletmelere girsem mi, değişik şeyler denesem mi, ama kendi X ekseninde yapabiliyor muyum bunu? Lokal kendi X ekseninde tam yapamayacağım, neyse. O pivotları falan değiştirerek yapardık gerçi, ama o kadar onunla uğraşmamış olalım. Şimdi burada iki farklı materyalden oluşsun isteyeceğim. Aslında burada dur tekrar. Smooth Shading'i şu kenarlara loop cut eklersem aslında ben bir kurtarabilir miyim, onu bir kontrol edeyim. Çünkü en çok da sıkıntı değil herhalde böyle. Yani bazı köşeli parçaların birleşmesi açısından biraz sıkıntımız var da. Yani çok köşeli cisimlerde smooth shading pek iyi sonuçlar vermiyor. Yani onunla ilgili bir durum. Ama şöyle birazcık kurtarabiliriz gibi de aslında. Şöyle V4 shading'de gördüğümüz zaman aslında bence çok fena değil. Ctrl 2 desek nasıl olur? Böyle aslında biraz daha garip bir büyücü kulesine benzedi. Hani şey ekledim, subdivision surface oluru var bence. Bazı yerlerde şöyle altla beraber döngüler seçeceğim. Çok kalın olan yerlerde en azından biraz daha şu şeklin kenar kıvrımlarını toparlamak adına bir ufak taşıma hareketleri yapacağım. Belki bazı noktalarda mesela şu dibe yakın yerde falan wireframe'e geçersek daha rahat göreceğiz herhalde orayı. Şu döngüde mesela altla beraber seçebilirsem eğer, seçemedik neyse, shift'le kenarlarını seçelim. Yani zemindeki yeri biraz daha buraya da bir loop cut ekleyerek zemine bindiği yeri, oturduğu yeri daha geniş tutmak isteyebiliriz. Şimdi yine şuradan bazı kenarlar seçerek, doğru kenarımı seçtim, hayır. Şu kenarı seçerek mesela o kıvrımları biraz daha hani çöküp gidecekmiş gibi değil de daha böyle dayanıklı duruyormuşcasına bir hale getirmeye çalışacağım. Ben biliyorum da mı yapıyorum diyebileceğimiz bir an. Neyse, şimdi burada bir de yine iki farklı materyal sahibi olmak istiyoruz. Çatıları ayırıyor olacağım. Onu nasıl yapalım? Wireframe olarak görsek, numpad 1'e bassam sadece yandan görsek. Şimdi materyal ekranına gelecek olursam yeni bir materyal ekleyeceğim bu cismin tamamı için. Sonra bir tane daha ekleyeceğim. Yeni bir materyal. Bu da çatılar için kullanacağımız materyal olacak. Bunu aslında şöyle C'ye bassam, 3'e de basalım. Yüzey seçim modunda olayım. C'ye bassam, buradan gerekli yüzeyleri seçsem herhalde iş görür. Şuradan yalnız bir yerden arka noktaları da seçi açmam gerekiyor olabilir. Onu yoksa zaten şu an yapıyorum. Bir kontrol edelim. Ha, tamam mı? Yapıyor mu? Yapıyor mu? Yapmıyor mu? Emin olamadım. Neyse. Şöyle kenarlardan da arada bakarak seçmeye çalışalım. Aslında bunu baştan seçerek gitsek daha kolay olabilirmiş. Evet, arka noktaları da seçiyor herhalde. Şimdi burada bir yandan görebilmek adına assign diyeceğim. Bu noktalara yeni materyali ekleyeceğim. Bu tarafta aslında solid görünümde olalım. Ve burada da aşağıda viewport display'de bu materyalin olduğu yerler kırmızı gözüksün diye seçiyor olacağım. Ben yani neresi hangi materyaldenmiş onu daha rahat görebilmek adına. Mesela şu yüzey için
Dur şöyle altla beraber şu alt kısmı seçersem buna ilk materyali assign dersem. Tamam şuraya bakıyoruz şu an. Altla beraber şu döngüyü seçip buna bunları assign dersem istediğimiz hale gelecek. Ama şu döngü içinde ilk materyali assign etmek istiyorum. Şuradaki kırmızı neden biraz fazla dışa taşıyor? Öyle bir soru var. Aslında en başından böyle daha düzgün assign edebilirmişiz neyse. Yani çünkü nerelerin ne renk olacağı daha bir belirgin. Burada kurtardık. Şu materyal. Hayır, burada tamam. Loop cut'larla ilgili tamamen tamam. Buraları loop cut ekleyerek o birleşim yerlerini biraz daha birbirlerine doğru kaydırmamız olası. Yüzey seçim modunda şu döngüyü seçip bunun içinde bunu seçeceğim. Burada da yine o zaman düzgün bir loop cut atarsak o garip görünümlerden kurtuluyor olacağız. Hani az çok çatılarda duruyor gibi gözüküyor. Şimdi isterseniz şey yapalım şöyle. Yine shading'teyken bu sefer edit moddan çıkacağım. Birazcık materyal ayarlayalım. Çatılar için olan materyaldeyiz. Base color'ı buradan şimdiden bir kırmızı seçelim. Pürüzlü mü pürüzsüz mü olacaklar? Biraz pürüzlü olabilir buradaki çatıların materyali. Shift A ile burada aslında şey deneyebiliriz. Texture'da dırıdın ne texture? Checker. Kareli tekstür. Renk olarak burada bunu bağlıyor olacağım. Scale ile oynayarak burada bunların nasıl karelerden oluştuğunu değiştirebilmemiz olası. Ama burada tabi oradaki yüzeyler çok kareye düzgün gelecek şekillerde olmadıkları için biraz garip oldular. Aslında bu cismi edit modda bir seçip de unwrap etsek bir şey değişir mi? Pek bir şey değişmedi orada. Çünkü generated koordinatlara göre mi yapıyor bunu? Burada vektör olarak buna acaba shift A deyip input'tan UV map'i eklemem mi gerekiyor sanki öyle. Onu ekleyince nasıl daha iyi oldu mu acaba diye bakınıyorum. Fena değil aslında ama bazı yerlerde tabii yüzeye dizdiğimiz için bunları çok da iyi durmuyor gibi. Smart aslında dur bir dakika. Sphere projection. Baktığınız açıdan project etsek öyle de iyi olmaz. Smart UV Project'te ne yapıyor? Smart da fena yapmadı aslında. Yani kullanabiliriz ama çok da emin olamadım. Çok da iyi bir şey oluşturmadı. Aslında checker'dan ziyade biz burada wave kullansak daha iyi olur. Color'ı color'a bağlasak X'de değil de Z'de dalgalar olsa mesela. Böyle sanki daha iyi olabilir gibi geliyor. Tabi buradaki dalgalar bizim yine bir tane mix RGB ekleyecek olursak bunun faktörüne bağlı olması daha anlamlı olan bir parça olacak. Burada mesela belki kırmızılarla daha koyu kırmızılar yer alabilir. Burada da yine scale ile vesaire oynayarak bunların dağılımını değiştirebiliyoruz. Şu an hani sinüs dalgası kullanıyor. Mesela daha farklı dalgalarda kullanabiliriz. Detayların roughness'ı falan, distortion biraz bunu eğip büker. Eğip bükmek burada işimize yarayabilir. Onun dışında bunu biz yine aynı zamanda hani renkli olmasına rağmen roughness'a da bağlayabiliriz. Hani arada renksize çevirmemiz gerekir mi? Gerekir herhalde. Ama çevirmeden de herhalde kendi çevirmiş gibi sayıyor da olabilirdi. Burada şey kullanalım yine brightness contrast kullanırsak bu kadar da pürüzsüz olmasın demek için brightness'ı ne yapmam gerekiyor? Yukarı çekmem gerekiyor. Mesela nokta 6 gibi bir brightness olsa yine belki çok mu fazla oldu? Biraz kısabilir miyiz mi? Böyle bir hale gelmiş olsun. Hatta buraya giderken bu hani renksiz olduğundan tam emin olmak için Array Hue Saturation ekleyip Saturation'ı sıfıra da çekebiliriz. Yani aslında renkli o bir bilgi olmasına rağmen biz renksiz de kullanabiliyoruz. Onda çok sıkıntı olmasa gerek. Onun dışında bir de yine buraya bir Bump Map eklesek.
şu renksiz olan bilgiyi buranın height'ına bağlayacağım ve buradan da bir normal map olarak gönderiyor olacağım. Işığa göre hani biraz daha böyle burada girinti çıkıntı varmış gibi davransın diye. Ama buradaki strength'i bayağı bir aşağı çekiyor olacağım. Yani bu kadar da derinlik olmasın diye. Invert diyerek mesela hani yüksekleri alçak, alçakları yüksek hale de getirebiliriz ama baştaki haliyle bizim için daha elverişli gözüküyor. Şimdi çatı gibi olan şeyi de yaptıktan sonra mesela şöyle renklerle biraz oynayabiliriz gibi. Şunlar daha mı koyu olsa acaba? Şimdi şunlar daha koyu olup da burada da acaba biraz boyutuyla mı oynasak? Şu distortion'u biraz azaltsak mı, arttırsak mı bilemedim. Şöyle ara bir değer olsun. Contrast. Aslında şu arada da bir brightness contrast ayarı yapabiliriz. Veya farklı şeyler. Neyse. Şimdi şu diğer materyal parçasını seçelim. Burada acaba checker'ı kullansak nasıl olur? Texture'dan checker texture base color'a verdik. Burada da yine bir garip mi duruyor? Fazla mı garip duruyor? Aslında böyle bir sihirli bir hava da katmıyor değil. Şimdi burada ama şöyle yapalım. Hani base color'a değil de bunu doğrudan araya bir bump mapping ekleyerek yeniden vektör bump. Hani faktöründen alacağım. Buranın height'ına normal'dan da buranın normal'ına bağlayacağım. Hani girinti çıkıntıyı bununla verelim. Şeyin rengini etki etmesin de. Buradaki hani gri oranını ayarlayarak yine biraz şiddetini etkileyebiliriz. Burada da yine strength'le oynayabiliriz. Boyutu bir böyle farklı bir boyuta getirmiş olalım. Hani böyle daha farklı bir detay katmış olsun. Pürüzlülüğü açabiliriz herhalde. Onun dışında base color için şöyle çok hafif bir kahve tonları belki. Bu da fazla mı abartı oldu? Şu bump map'in yine şiddetini biraz kısmamız iyi olabilir. Hatta bu bump map çok böyle düz olmasın diye belki araya shift A diyeceğim yine. Color mix RGB ekleyeceğim ama bump map'ten önce ekleyeceğim bunu. Buraya bir de texture'dan noise texture ekleyeceğim. Bunun faktörünü de diğer renk olarak ekleyeceğim. Hatta bunlar için mix iyi mi olacak acaba, yoksa farklı bir mod seçmek mi belki daha iyi olur? Burada multiply seçmek belki daha iyi olabilir gibi geldi. Hani onun siyahlarını öbürünün siyahlarını ekleyecek. Burada faktör de ikinciden ne kadar aldığımızı belirliyor. İkinciden de tam alabiliriz. Burada mesela bunun boyutuyla biraz daha oynayabiliriz. Daha büyük mü olmasını istiyorum yoksa bunu? Şöyle mi? Brightness. Belki de multiply değil de screen mi isteyeceğiz burada acaba? Aslında distance değil, difference nasıl acaba? Yani burada farklı modlarla oynayıp değişik şeyler denenebilir elbette. Difference dediğimizde aslında böyle daha böyle istediğim tarzda bir şey oldu sanırım. Onun bundan farkı diyerekten. Strength'i bir miktar aşağı düşürür olacağım yine. Sanki böyle daha istediğim gibi ama çimenlerimiz fazla cıvık bir yeşil duruyor. Onu biraz ayarlayalım. Burada base color'a eklerken direkt color demiştik ama bence direkt color demek yerine araya bir de tekrar bir color'dan mix RGB ekleyelim. Buna bu rengi biraz da hani ikincil bir rengi doğrudan üzerine karıştırarak ekleyelim. Eğer kilitlenmezse. Dadadam. Bekliyoruz bakalım. Onun dışında aslında çok da yapacağımız bir şey kalmadı bence. Burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Rengi koyultacağım için koyultan modlardan biri. Multiply hani bunların en temeli. Shader'ı hazır hale getirdikten sonra bir göreceğiz bakalım ne hale gelmiş. Hani onun dışında bir sürü detaya daha girebilirdik ama hani suda böyle
materyalle ilgili bir dolu ayar yapabilirdik. Çok oralara girmedik. Şimdi bunun hani multiply dedik, diğerinden ne kadar aldığımızın oranını ayarlayabiliyoruz. Şu tarz bir şey belki fena olmayabilir. Alt E'ye basarak da gizlediğimiz diğer parçaları görünür hale getirecek olursak. Şimdi şu içeride bir başka parça var, bunu sileceğiz. O ayrı bir şeydi. Şişenin içinde çok şişenin kırıcılığından dolayı fazla büyük gözüküyor. Burada bir miktar yine kırıcılık değerleriyle ayar yapmamız gerekecek. Onun dışında belki şu dış şişeyi seçip hani bunu hafif çevirebiliriz de. Tam olarak kamera nereden görecek onu da çok düşünmedik. Onu belki ayarlamamız olası. Belki layout'ta görsek daha rahat olacak böyle etraflıca. Şuradan bakınca da düz gözüküyor aslında. Peki kamera bunu nereden görsün? Kamera buradan görebilir aslında herhalde. Çok sıkıntı değil. Şey yapalım. Şöyle değişik bir açıdan, fena olmayan bir açıdan bakıp da View, Align View, Align Active Camera to View diyeceğim, kamerayı buraya getirmek adına. GZZ deyip böyle birazcık kamerayı uzaklaştırabiliriz aslında. Şimdi hani kameranın içinden bakarak nasıl gözükecekse artık o yerleşimi yapmaya çalışalım. Bu da böyle masalı gibi bir yerde duran bir şişe de olabilir. Yeni bir plane ekleyebiliriz aslında. RZ deyip hafif şöyle çevirelim bunu. GZ deyip bir miktar aşağıya indireyim. Şöyle bir yer kaplıyor olsun. Buna da hemen hızlı bir materyal ekleyebiliriz aslında. Bu böyle biraz koyu kaliteli bir zemin gibi bir şeymiş mesela. Çok havada duruyor gibi olmasın diye bunu hani olması gereken yüksekliğe getirelim aslında. Şu ışık kaynağı birazcık hani şeyi yanıltıyor. Şu ışık kaynağını silelim. Viewport'un ışığını kullanıyoruz tabii. Şurada rotation'ı belki ona göre bir miktar ayarlayabilirsin. Şöyle daha sıcak ışıkları orada görecek hale getirmek iyi olabilir. Burada da gördüğümüz şeylerde mi ayarlıyorduk onu? Bu değil. Nereden gideceğiz? Şeyde otomatik yapıyor onu. Shading moduna gelirsek ne değişik diye bakarsak belki. Ekstralar, o da değil. Şu ayarlarda mı? Render pası combine diyor burada. Öyle diyor. Neyse. Ha, word opacity, tamam, buyursun. Mesela burada blur'u da farklı miktarlarda vermemiz olası. Şimdi bu zemin için ne yapalım? Bu birazcık parıldak bir zemin mi olsun böyle acaba? Ya da bu metalik olup da mesela roughness'ı böyle hafif yansıtıcı orta değerlerde olabilir. Sanırım burada asıl sorun şu dıştaki camsı nesnenin gölgesinin düşmüyor olur. Hani burada shadow mode'la ilgili başka ne seçebiliriz ama bilemedim. Hani tabii cam gibi olduğu için de çok orada çok bir şeyle yansıtmasını beklemiyoruz herhalde. Dıştaki şey için blend mod opak mıymış? Opak mıydı demin ya? Emin olamadım. Opak da ama herhalde. Tamam. Şunun refraction'ını açarsak o gidiyordu. Tamam. Bu arada kameradan çok sevdik mi kamerayı emin değilim. Şöyle hani hızlı bir render alacak olursak. Gerçi render alınca şimdi o dışarıdaki tekstürleri kullanmadığımız için garip bir şey göreceğiz. Gerçi şurada render deyip de artık o yok ama tamam. Burada eskiden şey vardı hani, farklı bir render alma seçeneği vardı. O gittiydi. Emin olamadım. Neyse.
Zemin mavi olmasın. Suyun rengini çok andırmasın. Biraz farklı bir zemin olsun bari. Hadi zemine de şuradan shading'e girerek bir şeyler ekleyelim. Ne ekleyebiliriz? Texture'dan hadi checker ekleyelim. Kolaya kaçalım. Bunu bir bump map olarak kullanalım. Vektörden bump diyeceğim. Renksiz bilgiyi yüksekliğe, sonra da buradaki normali, materyalin normaline bağlıyor olacağım. Ve kareler. Buradaki distance'la bir miktar oynamamız da olası aslında ama iyi herhalde burada. Çok da farklı bir şey yapmak istemiyoruz. Buradaki color'ı aslında base color'a belki bağlayıp renkler içinde bir gerçi dur. Yo, neden olmasın? Tamam. Kare olsun. Kare olmuşken tam kare olsun. Büyücülü etraf vurgusunu yapar. Roughness'ımız nasıl olsun? Daha böyle pürüzsüzümsü olsun. Tabii burada mesela checker texture'ımız var. Bunları da birkaç tanesiyle karıştırabiliriz aslında. Daha değişik bir görünüm elde etmek adına color'dan belki böyle araya bir mix RGB ekleriz. Buna gidenlerden de bir tane ne olur? Yine texture'da mask gray ile karıştırsak nasıl olur acaba? Bu da bunun ikinci parçası olsa. Değişik aslında. Neden olmasın? Şöyle karaltılı bir ayna gibi. Detail kısmıyla oynarız belki. Bump'a giden de bu olur mesela. Nasıl olur o zaman? Hani buralar da çöküntülü. Daha değişik bir görünüm aslında. O zaman böyle olsun. Tabi mask grey'den doğrudan siyah geliyor. Hani bu siyahı renklendirmek istersek de burada yine bir mix RGB ekleyerek farklı bir renkle burayı karıştırabiliriz. Aslında değişik bir görünüm oldu böyle yapınca. Doğrudan mix dememiz de aynı. Yine işi biraz daha değişik kıldı. Hani burada color falan daha farklı şeyler de seçebilirdik tabii. Ama mix güzel gibi geldi bana. Hani değişik bir görünüm katıyor en azından. Bunu biraz daha büyük görmek ister miyiz? Bilemedim. Shift D desek bundan bir tane daha olsa mesela. Bu da yan duruyormuş. Hani büyücülü yer ya burası. Büyücülü yer mi bilmiyorum gerçi. Büyücü kulesi var diye ille büyücülü yer mi oluyor? Yok, iki tane koyunca iyi olmadı. Bu diğer kopyayı silelim. Bir tane olmuş olsun elimizde. Şu şişenin belki edit moda geleceğim. Şuradan altla beraber bir döngü seçiyorum. Ama yatayda seçmek istiyorum. Gerçi bu küreden geldiği için mi seçemedim? Gerçi yok. Kenar seçim modunda olduğum için mi seçemedim? Tamam. Şuradan seçip shiftle altla buradan da seçsem yüzey seçim modunda buraya bakarken tamam. Şimdi düzgün seçebildim. Burada aslında ne yapabilirim? Shift D yapıp ESC yapıp S ile bunu yeniden boyutlandırabilirim. Yeni bir materyal ekleyip de assign deyip bu kısma bu parçaya yeni materyali atayabilirim. Dışarıdan baktığımda böyle bir şey. Nasıl olur böyle bir şey acaba? Ya hani şey diye düşündüm de şurada acaba farklı bir materyal mi olsa, hani burada kapağı mesela metal falan filan diye düşündüm. Ama çok gerekli değil gibi, sanki böyle hoş durmayacak gibi geldi. O yüzden Ctrl Z ile onu geri alalım isterseniz. Hani şişede böyle bir fazla sade bir hava var da. Roughness'ı artsam şimdi. Şişeye belki biraz renk ekleyebiliriz hani. Belki de şişenin eksiği o. Nasıl bir renk ekleyebiliriz? Şöyle kırmızımsı bir ton ekleyelim. Roughness'ını yine biraz azaltalım. Şu kırıcılığıyla da çok oynamayalım. Clear coat buna ekleyebiliyor muyuz? Emin değilim. Ekleyebiliyoruz herhalde yine. Hani ayrı bir cila katmanı varmış gibi bir his veriyor bu da. Bunun da farklı bir roughness'ı var mesela. En üstteki bir tabaka. Onun için burada ayrı bir ışık kaynağı yok. Etrafın ışığını kullanıyoruz.
Belki biz de bir ışık eklemek isteyebiliriz ama. Bir de farklı aslında şurada. Daha karanlık gibi olanlarda nasıl durur acaba? Şöyle gün batımı gibi. Bu da değişik durdu. Bu da fena değil ama çok kırmızı. Bu da aslında bak değişik. Bu da değişik bak. Bunu seçip ama şu şişenin rengini çok kırmızı değil de her şey kırmızı kırmızı olmasın diye belki mavi gibi bir şey yapmak isteyebiliriz. Şu suyu da belki seçip bir miktar daha şöyle doygun koyu bir mavi haline getirsek. Bunun da raflısıyla belki biraz oynayabiliriz. Buna belki bir noise tekstür eklemek iyi olabilir gibi duruyor. Şu yer şekli olan şey de seçilip yani şuradakini koyutmamızın pek anlamı yok ama yeşilin tonunu değiştirmek açısından biraz oynatabiliriz. Şu içteki suyu da seçip mesela bunu biraz dalgalandırsak mı? Biraz dönmüş gibi falan. Bilemedim. Şöyle olsa mesela. Böyle değişik oldu aslında. Suyun tıpası falan mı olsun acaba? Neyse, o kadar da şeye girmeyelim. Ama böyle ilginç bir görünüm kazandık herhalde. Şurada layout'tan bakalım. Kameranın içinden... Aha dur, şişenin içine girdik galiba. Yok değilmiş. Tamam, şişenin içine girersek ne oluyor? Böyle bakıyoruz. Tamam, o kadar yakın bakmaya gerek yok. Biraz uzaktan bakalım. Şimdi mesela render aldığımız zaman environment texture olarak az önce viewport shading'de kullandığımız shader bizim environment'ımız olmadığı için görünüm bir anda solmuş oluyor. Yani bir environment shader'a ihtiyacımız var ki güzel gözüksün. Onu da şöyle bir şey yapabiliyorduk. Şimdi dünya ayarlarından renk yerine daha doğrusu bir dakika şurada mı seçiyorduk? Dı, hayır evet color yerine bir texture environment texture kullanacağız diyoruz. Tabii bu viewport shading'de değil de şuradaki için. Ama burada kullandığımızın adını şurada görebiliyor muyum? Ona bakalım. Otlu motlu olan. Studio Light Forest EXR Forest'ı kullanıyormuşuz. Bizim environment'ımız için olan da şurada open diyeceğim. Burada Blender nerede yüklüyse oraya gitmek istiyorum. Acaba nerede yüklü? Dı, orada değil herhalde dur. Normal program files'ta mı Blender'ın içerisinde? Data files'taydı herhalde. Studio Lights. Studio mu? Değil mi? Word mu? Word'de Forest EXR'yi seçtim. Biz bir de burada aslında bir çevirmiştik bunu. Şimdi şuna geçiş yapacak olursam. Tamam orman var. Ama bunu çevirmişiz. Aynı orman mı? Aynı orman herhalde. Gerçi biraz da blur falan uyguluyoruz buna. Onu çat diye yapmanın yolu da pek yok aslında herhalde dur. Şeyde mesela shading'e geldiğimiz zaman dünyayı seçsek şurada daha doğrusu aşağıdan materyal değil de dünyayı ayarlayacağız desek buna bunu bağlamış tamam. Ama buna bunu bağladıktan sonra bir blur gibi bir şeyler yapmak istiyoruz aslında da. O blur doğrudan yok işte. Onun yerine burada bazı renk ayarları yapmamız olası. Ama şu an tam olarak neyi kullansak taktiği yapabiliriz emin değilim. F12'ye basıp yalnız normal bir render aldığımız zaman şimdi hani şeyde göreceğiz. Bu arada hani blur yapmak için render aldıktan sonra olan kısımda hani kompozit kısımda seçeneklerimiz var elbette ama hani onları şimdilik çok kullanmak istemedim. Böyle bir şey de aslında şuradaki hali daha güzel gözüküyor. Yani burada layout'a gelip buradan da bakabiliriz. Orada değil, viewport shading'de. Çünkü burada daha rahat ayarladık bunu. Kameranın görünümü de şu biçimde. Böyle bir şey yapmış olduk bu bölümde. O halde başka bölümlerde görüşmek üzere.